Efendim, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yürütülen Akıncı Projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen taarruzi insansız hava aracı TİHA 30 bin uçuş saatini tamamladı. Milli TİHA havacılık tarihinde ilk defa gerçekleştirilen uçuşlarda yer aldı. Akıncı projesi kapsamında geliştirildi. 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Bayraktar Akıncı TİHA Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Akıncı'ya baktığımızda gördüğümüz yüzyıllardır hürriyetinden asla vazgeçmemiş olan, semalarımızda hür ve bağımsız olacağız diyen milletimizin asil ruhu ve iradesi. Türkiye'nin ilk milli hava araçlarından olan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı TİHA ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte yakın kol uçuşunu yaptı. Ardından Teknofest 2023'te halka açık uçuşunu insansız savaş uçağı Kızıl Elma ile İstanbul semalarında gerçekleştirdi. 6 Şubat depremlerinde 9 TİHA Akıncı zorlu hava şartlarında uçarak arama, kurtarma, koordinasyon, hasar tespit çalışmalarında da görev yaptı. Milli Taarruzi insansız Hava Aracı 30 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Şu ana kadar 8 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar Akıncı etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor.